Evet, misafirlerim geldi. Misafirlerim geldi. Benim kerküklü dostlarım bunlar. İki kardeş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Nereye? Sağ olun, siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok Vallahi biz de özledik sizi. Biz de özledik. Pilav da geliyor şimdi. güzel, afiyet olsun. Getirmişler. Şimdi hep beraber onlarla pilavımızı, yemeklerimizi yiyeceğiz. Alışverişten de önemli olan aile dostu gibi hep beraber olmamız. Soframız herkese açık, adresiniz belli. Herkes buyursun, gelsin, başımızın tacı. Dostlar yemeklerimizi yedik. Bugün programa böyle bir açılış yapmak istedim. Sağ olsunlar dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Allah da hem bu dünyada hem hak dünyada onları yalnız bırakmasın. Değerli dostlar, şimdi sizler için hazırladığım son videomdaki evlere, dairelere bakalım tekrar. Bugün yayını ofisten yapmak istedim. Bir tane arkadaş yazmış işte, bu arkadaş emlakçı değil, siyaset yapıyor diye. Siyasetle falan işimiz yok. İşte burası da ofisimiz Bahçeli Evler'de. Hiç kimsenin belki de yoktur YouTube'da hem telefon numarası hem adresi. Belki telefon numaraları vardır ama adresleri yoktur. Biz adresimize kadar her şeyimizle açığız. İsteyen herkese kapımızda, kalbimizde, gönlümüzde her şeyimiz açık arkadaşlar. Sizler için hazırladığım videolara bakalım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet değerli dostlar, son attığımız videoya ve yorumlarımıza bakalım. Semiye Daldemir, teşekkür ediyorum. Maide Türk, selam olsun. Muğla deniz kenarında demiş. Muğla'dan yer bakıyor. Zöhre Salman, selam olsun size de. Ege tarafından olursa biz de bakarız demiş. Salih Yağız, çok selamlar, sevgiler. Allah sizin gibi insanları var etsin. Sedrettin İmre, çok selam olsun. Erkan Koçak, evet maalesef öyle. Ziraat Bankası milletin garibanın evine çöksün adiler demiş. Emeğine sağlık demiş. Sağ ol, var ol Erkan Koçak. Allah'a da emanet ol. Doğruları söylemek boynumuzun borcu. Yorumların için çok teşekkür ediyorum. Katkı sağlıyorsun. Güzel yorumlarınız için değerli dostlar. Son videomuzun altına bakalım. Kimler nerede, neler istemiş onlara bakalım. Son videomuz. İnşallah izlemişsinizdir kıymetli dostlar. Seher Ak, köylerde kiralık ev ararken sizin videonuzu gördüm. Zaten ağlıyordum, şimdi durduramıyorum kendimi. Herkes böyle duyarlı olsaydı dünyamız güzel olurdu. Allah seni var etsin Seher Ak. Selamlar, sevgiler. Semra Acar, bizim de oğlumuz, köpeğimiz, Efes'imiz var. Sokaktaki kedi ve köpeklere ama özellikle sevgi gerekli lütfen. Onların yaşamlarına yardım edelim, sağ olun bu şahane paylaşımlarınız için demiş. Evet, aslında şurada çok güzel bir laf var, sevgi gerekli. Yani mamadan da daha önemli şey ama tabii mamalarını eksik etmeyelim. Sularını da öyle. Özellikle şu sıcak günlerde vallahi insan olarak biz dayanamıyoruz. O yavrucaklar nasıl dayansın? Anne ile kızı.
demiş. Abicim sen ne kadar iyi insan evladısın. Allah'ım sana uzun ömürler versin demiş anne ile kızı. Selam ediyorum. Kucak dolusu selamlar. Sevgiler gönderiyorum sana. Yüce Allah'ım seni. Sen şimdi bu güzel yorumları bana yaptın. Sen bu güzel yorumlarınla benim programıma katkı yaptın. Allah da sana hem bu dünyada hem hak dünyada katkı yapsın kardeşim. Allah'a emanet ol. Böyle insanlara çok ihtiyacımız var demiş Aynur Öztürk. Haklısınız. Çok hem de. Taner K. ilk iki ilandaki evleri yenilemek için 100-150 bin lira bütçe gerekli. Köye yakın daha büyük metrekareli arsalara bakılabilir. Doğru, mantıklı. Yani 100-150 bin lira bütçe ayıracağınıza bir arsa da alabilirsiniz. Ama Taner K. tabii arsada da şu önemli. İmarlı olması çok önemli. Arsada imarlı olmasına çok önem gösterin değerli dostlar. Diğerleri bankadaki uzak dururum. Banka ki uzak dururum. Daha iki hafta önce bankadan tarla alan adamı öldürdüler. Ya şimdi bu haberlere çok da gerek yok Taner K. Çünkü ne olduğunu bilmediğimiz sıkıntılı mevzular demişsin ama ne olduğunu bilmediğimiz mevzular bunlar. İnan diyorum sana ihaleye düşmüş her ev ödeyemeyen insanların evi değil. Çoğu bankaları dolandırmaya çıkan dolandırıcılar. Hani o büyükbaşlar var ya, bana siyaset yapıyor diye bazı serzenişler var. Neyin siyasetini yapıyorsam. Yani herkes Ziraat Bankası'nı en büyük olarak kimin dolandırdığını biliyor. Ama ihale bize patlıyor. Semra Acar, Antalya'dan 150'ye kadar olursa çok sevinirim demiş. Antalya'dan 150'ye kadar ama ne? Antalya'dan 150'ye kadar ama ne? Semra Acar'a bakalım. Antalya'da ne varmış? Antalya'dan 150'ye kadar. Önce Ziraat Bankası'na araştırıyoruz arkadaşlar. Antalya'ya geliyoruz. Sizler de evinizde bu şekilde bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan araştırabilirsiniz. Ben 50 bin ne biliyorsunuz maksimum 200 bin lira arasında arattırıyorum. Sizler de aynı şekilde arattırabilirsiniz. Bakın Ziraat Bankası'nda bir tane ne çıktı? 50 bin ile 100 bin arası bir tarla çıktı. Antalya Elmalı Bayralar Mahallesi'nde 4577 metrekare bir tarla var. Hemen Vakıf Bank'a bakıyoruz. Onda da yine Antalya'yı seçiyoruz. Genel arattırıyorsanız genel. Ben genel arattırıyorum. Yine 50 bin 200 bin arası yapıyorum. Bakın Vakıfbank'ta maalesef yok. Antalya'da da aynı şekilde yapıyoruz. Antalya'da da 50 bin. İş Bankası'nda da yok. Gelelim Garanti Bankası'na. Garanti Bankası için. Arattırıyorum. 50 bin 200 bin arası arattırıyoruz. Bir tane daire bulduk. Kepez Saray 2 konutları sitesinde daire. Bir bakalım Garanti Bankası'ndan. Kat irtifaklı 2015 yılı yapımı 2+1 daire çıktı karşımıza. Fotoğraf galerisini gezelim. Bir tane fotoğrafı var. Batı cephe demiş bakın resimde. Özelliklerine bakalım. Apartman dairesi, daire Antalya Kepez Sütçüler Mahallesi. Adresi vereyim arkadaşlar. Hüsnü Karakaş Mahallesi. 3573 sokak Saray 2 konutları sitesi. Blok adı A, giriş No 78, kat No zemin kat daire demiş. İhale başlangıç bedeli 180 bin TL. Minimum artış 3 bin lira arttırıyorsunuz ve ihaleye katılım bedeli olarak da 2700 TL ödüyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi ihaleyi kazanamadığınız takdirde 2700 TL size geri geliyor arkadaşlar. Sahibinden.com'dan bakacağım. Bir de 4 tane site ayarladım.
Artık programlar uzun sürer ve canınız sıkılır mı bilmiyorum. İnşallah sıkılmazsınız. Yani tek tek değil de şehir şehir mi aratsak diye de bazen düşünüyorum ama bu sefer yorum yazan arkadaşları da yorum yazan insanları da gerçekten kırmak istemiyorum. Sahibinden diye işaretledik. Müstakil ev bakıyoruz Antalya'da değerli dostlar. Fiyat olarak da en düşükten başlatıyorum. 87 bin. Şöyle 150-200 arası bir yerler bakalım. Kaş Yaylası diyor. Müstakil ev diyor. Açıklama: Alanya Sapadere Mahallesi Kaş Yaylası'nda müstakil 2 katlı 200 metrekare önünde küçük bahçesi olan bir evdir diye yazmış. Fotoğraflarını büyüteyim arkadaşlar. Bakın şurası. Bunun sahibinden satılık bu. Biraz masraf gerektiren bir daire. Şöyle şöminesi de var. Adası, parseli, yeri belli. Burada krediye uygun, hayır, tapu durumu belirtilmemiş demiş. Tapusunda sanki bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Krediye uygun değil havası veriyor. Şuna bakalım bir de. Bakın burada bir 180 bin liraya 476 metrekare içerisinde bir ev, bahçeli. Şöyle içinde ağaçları var. Güzel ekip biçebileceğiniz 476 metrekare az değil değerli dostlar. Ne yazmışlar? Evimiz bir oda, küçük koridor, küçük bir mutfağı, tuvalet, banyodan oluşmaktadır. Yerimiz 476 metrekare olup tapuda bahçe olarak geçmektedir. Tapuda bahçe olarak geçiyor. Meyve veren 6 adet. Ceviz, antep fıstığı, kiraz, erem, badem gibi ağaçlar var. Fidanları var. Yeşillikler içinde bir yer. Yer olarak güzel ama tapu olarak bana biraz sıkıntılı geldi. Orada etrafında evler var ama bir ev daha gördüm. Bakın bu kat mülkiyetli. Bu alınır işte yani. Kat mülkiyetli. 127 metrekare bir katlı kâgir ev ve arsası niteliğinde tapulu bir oda bir salon diyor. Elektrik, suyu bağlı ve kullanılır durumda. Resimlerini büyütelim. Biraz sanki tadilat gerekli. Arkadaşlar. Oo, terası güzelmiş vallahi. Şöyle bir ev. Bu ev alınabilir mi? Fiyat olarak etrafını araştırırsanız, uygun gelirse tapusuna da imardan bakıp alabilirsiniz. Aziz Çetin mal sahibi. Ben tanımıyorum kendisini. 0506 533 37 15 numaralı telefondan kendisiyle görüşebilirsiniz. Antalya'yı bitirelim. Antalya'dan 150'ye kadar baktık. Simyacı Sim. Deli Kız Nazar'a Çanakkale'den bir yer bakalım. Deli Kız Nazar'a. Çanakkale'den bankalardan Garanti Bankası'ndan bakacağım. Garanti Bankası'nın dışında diğer bankalardan olduğunu zannetmiyorum. Kıymetli dostum. Şuradan senin için bir şeye bakacağım. Ondan sonra hemen sahibinden.com'a geçeceğim. Çanakkale Kocagür köyünde satılık kahvehane var. Onun dışında orada bir şey yok. İlgilenen olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Bakın bu çıktı karşımıza. Bakalım belki birisinin işine yarar. Bu da bir ekmek teknesi. Kahvehane diyor. Köyün içinde 101 bin liraya satılık arkadaşlar. ...185 metrekare burası. Çanakkale sahibinden.com'dan bakalım. Çanakkale'de Deli Kız Nazar mıydı? Deli Kız Nazar'dı sanırım. Evet, Deli Kız Nazar'a bir yer bakalım.
Çanakkale'de ne bulacağız ona? Sahibinden.com'dan sahibinden araştırıyoruz. Hastası varmış, geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin. Biga'da diyordu. Biga'ya Savaştepe köyünde var böyle bir yer. Deli kız nazar. Bak biraz ama masraflı bir yer ama şehir merkezinin de sanırım içinde. Çanakkale Biga Savaştepe diyor. Şöyle bir yer, özelliklerine krediye uygunmuş. Biga'ya 6-7 kilometre uzaklıkta müstakil köy evi satılıktır. Evin tadilata ihtiyacı vardır. Evin olduğu arsa 720 metrekaredir. Bunun 2/3'ü yani 480 metrekaresi bize aittir. İstenirse diğer payda satılıktır demiş. İşte ben de böyle kurnazlıkları sevmiyorum. Onun için bu ilana bakmayacağım. Kardeşim satıyorsanız yerinizi, benim yerim bu, tapusu bu deyip satın. Kelime oyununa gerek yok. Bir yer, tapu da kötüyse kötüdür abi ya. Bunun kelime oyunu yapıp da insanları kandırmanın bir anlamı yok. Deli kız, bilmiyorum rakam durumun nedir ama bak böyle bir taş ev var. Onu da adam bilgisayardan çekmiş. Yani bu sahibinden.com'a da atıyor mal sahipleri ama attıkları yerlerde en ucuzdan bakalım. Eğer tadilat yapabilirsen bak kagil taş evler var. Bayramiç'te var bir tane. Şöyle bir şey işine yarar mı bilmiyorum. 4+1 600 metrekarenin içinde bu. Üzerine para alabileceğim araç takası olur demiş. Bak işte bu da aynısı mesela. Kaz Dağları'nda satılık köy evi diyor. Orman köyüdür. 1800 metrekare. 3 tane hissedar var diyor. Ya şimdi 3 tane hissedarın olduğu yer alınır mı arkadaşlar? Yapmayın bunu. Böyle ilanlara atmayın ya. Ya bunlara sitenin de izin vermemesi lazım bu tür ilanlara. Şöyle bir ev var. Gene resimleri çok kötü çıkmış. Yenice'de ama sen Biga'da istiyorsun. Biga ve köylerinde istiyorsun. Tek katlı müstakil bir tane ev var şöyle Biga'da. Küçük şirin bir ev. 220 bin lira istiyorlar. Bu herhalde arkadaşlar şehir merkezinde. Konumuna bakalım. Evet şehir merkezinde yani. Hastane, postaneye yakındır bu diye tahmin ediyorum. Valla en ucuz fiyatlı bunu buldum. İsmail Bozkurt 0505 480 1177. Deli Kız Nazar. Çanakkale'ye baktık. Gülseren Çubuk. Çanakkale'ye baktım. Size de selam olsun. Fikriye Öğütem. Ben 3 aydır bir yer bakıyorum. O kadar pahalı ki imkansız dedim. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Küçük bir ev, elektriği, suyu olan demiş. Bir yer belirtmiş mi? Sakarya'dan İstanbul'a yakın bir yer. Sakarya'dan İstanbul'a yakın bir yer demeyin. İşte yani yeri belirtin arkadaşlar. Ben şimdi nereye bakayım? Sakarya'ya bakayım. Hadi Sakarya'ya bakalım. Sakarya. Selam olsun Sakarya'ya da. 50 bin ile 200 bin arası Garanti Bankası'nda ve diğer bankalarda böyle bir yer yok. Ama Sakarya için şöyle bir de sahibinden.com'a bakalım. Kıymetli kardeşim. Belki orada sahibinden müstakil bir ev buluruz. Bak Gevye diyor, şehirden kaçmak isteyenlere diyor ama çok yıkık viran bir ev. Oo. Çok iyiymiş ya. Tarihi Osmanlı evi 145 bin lira 4+1 380 metrekare. İlgilenenlere duyurulur. Sahibinden satılık
Evin içi biraz tadilat, onarım istiyor ama bakın ne yazmış. Binamız 145 metrekaredir, 3 katlı, toplamda 4 oda, 3 büyük salon artı 2 şömine mevcut olup binamız 100 yılı aşkındır. Kısmi tadilat yapılmıştır fakat 25-30 bin TL civarında da masrafı vardır demiş ama böyle bir ev isteyenler için gerçekten dostlar şahane ya. Yani bununla ilgilenen arkadaşlar Erdin Aktaş diye bir vatandaş 0535-298-7440 nolu telefondan kendisine ulaşabilirsiniz. Değerli takipçimiz kimdi? Fikriye Öktem. Bununla ilgilenir misin bilmiyorum. Güzel bir ev. Bir tane daha bakacağım senin için. Adapazarı'nda var. Bu da güzelmiş. 225 bin lira. Şöyle bir küçük de bahçesi olan, çok da masrafı olmayan, üstte çatısı da şöyle ufak böyle bir çatısı var. Çocuk odası gibi yapmışlar orayı da. 84 metrekare içerisinde 68 metrekare. 84 metrekare arsanın içinde 68 metrekare bahçeli müstakil ev. 2 artı 1, yukarıda da demin bahsettiğim bir odası var diyor. Dedik ya, Kurtuluş Mahallesi Dilber Sokağı'nın sonunda çarşı merkeze 5 dakika diyor. Bahçeli müstakil ev. Doğalgaz kombiliymiş. Selahattin Ceylan 0537-713-5464. Fikriye Hanım, oraya da baktık. Yine bu videonun altına da yorumunuzu atarsınız. Ben beğenmedim ama bana arayın diye. Yıldız Coşkun, sağ ol, sizi izliyorum. Aleyküm selam, Mersinliyim. Teşekkür ederim kardeşim. Yıldız Coşkun, bizden de sana çok selam olsun. Nilgün Köksal, ben kiralık bir köy evi istiyorum. Samsun tarafından bulabilir miyiz? Satın alacak param yok. Emekliyim, köyde yaşamak istiyorum demiş. Bakalım be, size de bakalım. Ama size bankadan olmaz bu. Sahibinden.com'un arkadaşlar kiralığa da bakalım. Müstakil ev demiş, Samsun demiş. Emekli vatandaşımız. Niye sana da yardımcı olmayalım? Sana da yardımcı olalım be. Samsun diyelim. Orada sahibinden de yok. Emlak ofislerinden var mı diye bakacağım. Maalesef Samsun'da bahçeli ev yok. Üzgünüm. Yine bakarız ama hatırlatırsın. Olur mu kardeşim? Yine Nilgün Köksal. Yine hatırlat bu videonun altında. Taş ev yazıyor. Biz bunu normal ev yapabilir miyiz acaba? Tapuda ev geçiyorsa ama taş yazıyorsa. Taş ev yazıyor. O taş ev yazanları normal ev yapabilir misiniz diyorsunuz. Hayır, taş ev yapacaksınız onu. Ama yine de imara gidip oraya göre uygun proje taş istemiyorsa, yani oranın bütün evler mesela taş ev değilse, normal evler varsa normal yapabilirsiniz. Ama bazıları sit alanı gibi yerler oluyor. Orada zaten inşaata izin vermiyorlar ve onlara, deli kız nazar için söylüyorum, Çanakkale'den bakıyor ya, genelde Çanakkale'de, evet öyle, köylerde, Biga'da falan. İmardan sorabilirsin onu, sorgulayabilirsin. O çok önemli bir şey değil. Fatma Kurt, seni Allah cennetine koysun demiş. Fatma Kurt, Allah senden razı olsun duaların için. Yüce Allah'ım seni darda sıkıntıda koymasın. Adile Kaya, teşekkürler. Ben de müstakil olursa sağ olun. Mersin. Mersin'e selam olsun. Bakalım. Mersin'e de bakalım. Gücümüzün yettiğince. Mersin. Hayır, diğer insanlar sıkılıyorlar diye ben de sıkılıyorum. Kendimi kasıyorum vallahi ya. Yani Mersin Garanti Bankası'nda yok. Burada var mı? Burada da yok. Ziraat'te var mı?
Mersin Ziraat'te varmış, bir bakalım be. Tarla var, ev var. Dükkan var. Dükkan var. Ev hissesi var. Alınmaz. Dubleks var bir tane. Mahmudiye Mahallesi'nde mesken dubleks demiş. 139 bin lira. İşinizi görür mü bilmiyorum. Mahmudiye Mahallesi 139 bin liraya dublekse girelim. Şöyle resimleri var arkadaşlar. Bir karede 4 tane resim koymuşlar. Şurası bakın. Konumu da çarşının pazarın içinde. Özellikleri nelermiş? Apartman dairesi. Oda sayısı 3 artı 1. Minimum artış 1000 lira. Başlangıç bedeli 139 bin lira. Teminat bedeli ise 8.340 lira. Ödeyip bu dairenin, Mersin'deki bu dairenin 140 metrekare krediye uygun. Adresi veriyorum. Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi Zeytinlibahçe Caddesi Tuğrul Apartmanı No 24. İlgili şubesi de Hal Mersin şubesiymiş. Buradan da gidip Ziraat Bankası Hal Mersin şubesine gidip değerli dostlar, bakın bu ilanla ilgilenen varsa 139 bin liradan ihale bedeli var. İlgilenen varsa arkadaşımız oradan bakabilir. Mersin'de bir de şey bakalım. Mersin'e gidelim, sahibinden bakalım. Yavaş yavaş da artık programı sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Yorumlarınıza göre bakmak istiyorum. Herkese faydam olsun istiyorum ama programlar da uzadıkça insanlar sıkılıyorlar. Bilmiyorum, sıkılıyorsunuz gibi geliyor. Burada ne var? Kelepir fiyata çok uygun müstakil var mı? Müstakillere bakıyorum ya. Böyle bahçesi falan olsun istiyorum. Cami Kebir Mahallesi'nde satılık tek katlı müstakil ev. Ama emlakçıdan. Arkadaşlar 135 bin lira. Acaba işini görür mü senin? Adile Kaya. Adile Kaya işini görür mü? 135 bin lira. Yakup Aydemir diye bir emlakçı 0532 680 80 81. Bir de sahibinden arattırayım. Emlakçı bana uymaz diyorsan. Deniz köyler demiş, müstakil ev demiş. Bak şöyle güzel bir ev var. Bir tane de resim koymuşlar. 125 bin lira. 2 artı 1. 312 metrekare alan içerisinde. Kendim Konya ilinde yaşadığımdan evimi satma kararı aldım. Evim müstakil taş olup tek katlı tam bir yayla evidir. Önünde asması, yan tarafında kavak ağaçları mevcut. 2 oda bir mutfağı vardır. Manzarası gayet güzel. Mahallenin çoğu yeri bulunduğu yerden gözükür. İçindeki ev ile birlikte toplam 312 metrekare alana sahiptir. Önünde demir profil balkon ve bahçesi, bahçede de kavak ve erik elma ağaçları vardır. Kelepir fiyata kaçmaz yayla evidir demiş. Burayı değerlendirebilirsiniz herhalde. Sadık Solak 0531 421 79 87. Suzan Donar, onlar benim canlarım demiş. Hayvanlar için hepimizin canı gerçekten. Gürcan. Gürcan Bey'e selam olsun. Ona da Gönen'den bakacağım. Gönen'den bankalardan baktım. Gürcan Bey bulamadım sizin için ama sahibinden.com'dan size bakmak istiyorum ya. Belki sahibinden buluruz diye düşünüyorum. Gönen'e geldim. Fiyat aralığı belirtmedim. Müstakil ev bakıyorum. Size 200 bin liradan başlıyor. Tütüncü Mahallesi'nde satılık müstakil ev demiş ama resim koymamış.
Siz oraları daha iyi bilirsiniz birden. Bizden daha iyi bilirsiniz. Ama bu hisseli ben çok tavsiye etmiyorum. 69 metrekare müstakil prefabrik, onu da pek tavsiye ediyorum desem yalan söylemiş olurum. Sarıköy Çift Çeşmeler Mahallesi'nde sahibinden bir yer var. Şöyle fotoğraflarını da büyüteyim size. Şöyle bir daire. İçi masrafsız. Şurası. Bahçesi güzel. Ayçiçekleri var. Fiyat 385 bin lira demiş. Güzel demir satıyor. 0546-714-1750. Özel nedenlerden demiş. Denize yakın, Kaz Dağları, manzaralı, sessiz, sakin, ana yola, otobüs durağına yürüme mesafesinde bahçe duvarları yapılmış. Bahçe ekilmeye hazır, tertemiz havası demiş. Eğer size uygunsa inşallah iyi olur diyorum. Gürcan Bey'e de selamlar, sevgiler diyorum. Semiye Daldemir, selamlar, sevgiler. Yıldız Coşkun, güle güle kardeşim. Allah'a emanet ol. Çok sağ ol. Yıldız Coşkun, sen de sağ ol. Sen de Allah'a emanet ol. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Bu hafta da bu kadar. Evet değerli dostlar, videolarımızı izledik. Bu haftalık da bu kadar. Videolar fazla uzun olduğu zaman çok sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Bazen isteklerinize göre yapıyorum. Lütfen kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalımız ne kadar büyürse o kadar fazla insana ulaşma şansımız olacak. Lütfen desteklerinizin devamını bekliyorum. Yine alta, bu videonun altına istediğiniz yerleri, il ve ilçeleri adlarını yazarsanız eğer diğer videomuzda o il ve ilçelere bakabiliriz. Kıymetli dostlar. Özellikle şu pandemi günlerinde Yüce Allah'tan herkese sağlık ve sıhhat diliyorum. Hepiniz sağlıkla kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.